Evet, kaydı da başlattım ve başlayalım. Şimdi dostlar, en son Erzurum Kongresi'nden bahsetmiştik ve Erzurum Kongresi'nin özelliklerini konuşmuştuk. Bazı şeyleri hatırlayarak başlayalım. Mesela şu boşlukları hatırlayalım. Erzurum Kongresi toplanış bakımından nasıl bir kongreydi? Toplanış bakımından bölgeseldi. İki tane bölgeyi korumak amacıyla toplanıyordu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu. Ama aldığı kararlar yönünden ise ulusal bir kongreydi dostlarım. Bir de şunu hatırlıyorum. Bak burada Mustafa Kemal'in başkanlığında sadece Doğu illerini temsil edecek şekilde temsil heyeti kuruluyordu. Peki bu temsil heyetinin kurulma kararı nerede alındı? Onu hatırlatın bana. Temsil heyetinin kurulma kararı dostlarım Amasya genelgesinde alınmıştı. Dört basamaktan oluşur temsil heyeti demiştik. Birinci basamağı Amasya genelgesidir. Kurulma kararı alınmıştır. Hemen arkasından burada da Erzurum'da da dostlarım kuracağız ama sadece Doğu illerini temsil ediyor. Bir de şunu hatırlıyorum. Erzurum Kongresi sırasında doğudaki cemiyetler tek bir çatı altında toplanıyordu. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında buna da dikkat edin demiştim. Şimdi gelelim Sivas Kongresi'ne. Önce boşlukları doldurarak ilerleyeceğiz. Hepiniz biliyorsunuz o yüzden bunu beraber yazalım. Sivas Kongresi'nin toplanma kararı nerede alınmıştı? Sivas Kongresi'nin toplanma kararı yine Amasya genelgesinde alınmıştı. Buraya Amasya genelgesi diyelim. Hatırlıyorsunuz Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır şeklinde. Şimdi gelelim toplantının yapıldığı yere. Yani bu çok saçma bir soru olur ama biz yine de yazalım. Sivas Sultanisi. Sultani ne demekti? Sultani. Hatırlıyorum onu. Lise ama nasıl bir lise ki bu? Mesela düz lise gibi bir şey miydi? Lise idadi mesela idadi ile farkı ne Sultani'nin? Süper lise olur. Yani üst düzey eğitim veren lise bugünkü fen liseleri gibi de düşünebilirsiniz dostlarım. Çünkü idadi de lise demekti, Sultani de lise ama bu üst düzey. Yani Sivas Lisesi aslında. Şimdi gelelim amaçlarına. Bakın Sivas Kongresi denildiğinde aklınıza hep ulusallık gelecek dostlarım. Buranın amacı da her şeyi ulusal hale getirmek. Bakalım milli mücadeleyi tek merkezden yönetmek yani ulusallaştırmak. Tüm cemiyetleri tek bir çatı altında toplamak yani ulusallaştırmak. Erzurum'da alınan kararları tüm yurda mal etmek yani ulusallaştırmak. Sivas Kongresi denildiğinde her açıdan ulusal olduğunu bileceğim. Şimdi Sivas Kongresi'nin şöyle bir problemi var. Dostlar kongre başladığı sırada 3 tane konu tartışıldı ve ÖSYM bunları size soruyor. Hadi beraber bakalım burada neleri tartışmışlar birlikte üzerine konuşacağız. Birinci tartışılan konu önce yazacağız sonra konuşacağız. Mustafa Kemal'in kongre başkanlığı. Önce bir yazalım kongre başkanlığı. Şimdi dostlarım şöyle bir olay yaşanıyor. Tam böyle Sivas Kongresi başlayacakken Rauf Orbay şunu söyledi. Dedi ki neden bu başkanlık işini hep Mustafa Kemal yapıyor? Biz de dedi milli mücadeleyi destekleyen insanlarız. Biz de milli mücadelenin içerisindeyiz. Bu başkanlık işi sırayla olsun. Hani milli mücadeleci komutanlar sırayla başkanlık etsin. Sıra da bende olsun. Yani adamın derdi Sivas Kongresi'ne başkanlık etmek. Durum böyle olunca Mustafa Kemal Kongre Başkanı olsun mu olmasın mı tartışması başladı. Ve sorunu çözdüler. Nasıl çözdüler? Basit oy kullanarak. İkisi de aday oldu Mustafa Kemal ve Rauf Orbay. Delegeler oy kullandılar. En çok oy aldığı için de Mustafa Kemal Kongre Başkanı seçilir. Böylece bu sorunu da hepsini silmiş olduk. Çözdüler dostlarım. Bu birincisiydi. Ben şu Rauf Orbay'ı sileyim derken her şeyi sildim. Neyse. Şimdi gelelim ikinci tartışılan konuya. Onu da önce yazalım. Manda ve himaye. Dostlarım Sivas Kongresi'nde tartışılan en önemli konulardan bir tanesi manda ve himaye fikridir. Bunu da eklediniz. Hatırlayın biz manda ve himayeyi ilk defa nereden reddediyorduk? İlk defa Erzurum Kongresi'nde reddedilecek. Söyleyeceğimi yazma zaten notunuza yazıyor. Dostlarım Sivas Kongresi'nde ise kesin olarak manda ve himayeyi reddedeceğiz. Bir daha böyle bir konu gündeme gelmeyecek. Üçüncü konuyu önce anlatacağım ondan sonra yazacağız. Beni dinleyin. Şimdi dostlarım İttihat ve Terakki hatırlıyorsunuz ikinci meşrutiyet yıllarında kurulan bir cemiyetti sonra partiye dönüştü ve İttihat ve Terakki Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na soktu. Sonra Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedince İttihatçılar önde gelen liderleri kaçtılar yani ülkeyi terk ettiler. Bu yüzden Anadolu halkı İttihatçılardan nefret ediyor.
Yani bizi durduk yere Birinci Dünya Savaşı'na soktunuz. Sonra da savaşı kaybedip her şeyi üzerimize kalınca bırakıp gittiniz. Bütün sorunlarla biz baş başa kaldık. Vatanın yıkılmasına neden oldunuz vesaire vesaire. Aslında haksız da sayılmazlar. Bu yüzden insanlar iddiaçılardan nefret ediyor. Bunu da hem İstanbul hükümeti hem de itiraf devletleri çok iyi biliyorlar. İnsanların iddiaçılardan nefret ettiğini. Anadolu'da şöyle bir dedikodu yaydılar. Dediler ki sizin o peşinden gittiğiniz milli mücadeleciler var ya, onların hepsi iddiaççı. Ona göre peşinden gidin. Şimdi böyle deyince insanlarda bir soru işareti oluşmaya başladı. Acaba Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bizi yeni bir uçuruma mı sürüklüyorlar? Yine bir felakete mi gideceğiz? Yine bırakıp kaçacaklar mı ortasında? Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? İşte insanlar bu tedirginlikten dolayı milli mücadeleye karşı böyle daha tedirgin yaklaşmaya başladılar. İşte bu sebepten dolayı Sivas Kongresi'nde tartışılan üçüncü konu milli mücadelecilerin iddihatçı olup olmadıklarıdır. Hadi yazalım o zaman bunu da. Üzerine bir iki cümle daha kuracağım. Yazıyorsunuz. Milli mücadelecilerin iddihatçı olup olmadıkları. Peki size soracağım. Bu adamlar iddihatçı mı? Haklı mı yani İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti? Sizce? Evet, milli mücadeleciler iddiatçı mı değil mi? Fikrinizi soruyorum, merak ediyorum. Hayır geldi. Başka. Yine hayır geldi. Başka. Sultan Hocam geçen pazartesi günü yoktun derste. Evet dostlarım. Hepsi de iddiatçı. Ama eski iddiatçılar. Yani şöyle düşün. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'ye katılmadı mı? Katıldı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'yle. Ama ne zaman ayrıldı dostlarım? Birinci Balkan Savaşı sırasında. Yani evet bak katıldılar ama İttihat ve Terakki tehlikeli bir hale gelmeden önce ayrılıyorlar. Yani bunlar eski iddiatçılar. Tamam. Kesinlikle iddiatçılar ama eski iddiatçılar. Yani artık İttihat ve Terakki ile bir bağlantıları yok. Bir de düşünsene böyle bir tartışma başladı. İddiatçı mısın değil misin? Abi bunu nasıl ispatlayacaksın ki? Değilim diyorsan değilsindir yani. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Adamlar kürsüye Kur'an-ı Kerim'i koymuşlar. Teker teker herkes gelip Kur'an-ı Kerim'e el basmış. İddihatçı olmadığına, iddiatçılara hizmet etmediğine dair yemin etmişler. Böylece kendilerince sorunu çözmüşler. Bence çok mantıklı bir çözüm. Yani bunu nasıl ispat edersin ki? İddiatçı değilim diyorsan değilsindir. Yapacak çok da bir şey yok. Yazdıysanız bir artı işareti koyun dostlarım. Devam edelim. Hadi bakalım. Evet, o zaman devam ediyoruz. Üç tane konunun tartışıldığını öğrendiniz. Şimdi dostlarım şöyle yapalım. Gelelim kongreyi engelleme çabalarına. Bakın Sivas Kongresi'nin yapılacağı ta Amasya genelgesinden beri belli. Hatta biz o maddesinden bahsetmedik ama Amasya genelgesinde şöyle bir madde vardır. Amasya şey diyemedim. Sivas Kongresi'nin gizlice yapılması gerektiğinden. Yani delegeler gizlice gelsin, kongreyi gizlice yapalım. Kimsenin bundan haberi olmasın. Ama her ne kadar Mustafa Kemal bunu istese de dostlar İstanbul hükümeti de İtilaf Devletleri de Sivas Kongresi'ni öğrendiler. İtilaf Devletleri böyle bir kongrenin olacağını öğrenince o dönemdeki hükümetin başında olan Damat Ferit'e dediler ki birader git bu kongreyi engelle. Damat Ferit de kongreyi engellemek için iki tane adam görevlendirecek. Onların isimlerini bir yazalım. Bunlardan birincisi Ankara valisi Muhittin Paşa'dır dostlarım. Bir diğeri de Elazığ ya da Harput valisi Ali Galip. Önce isimleri bir yazalım sonra konuşacağız. İkisi de Sivas Kongresi'ni engellemek ve milli mücadelecileri yakalayıp İstanbul'a götürmek için harekete geçtiler. Bak Muhittin Paşa Sivas'a geldi. Hani bu adam Mustafa Kemal'i yakalayıp milli mücadelecilerin tamamını yakalayıp İstanbul'a götürecekti ya tam tersi oldu. Mustafa Kemal Muhittin Paşa'yı yakaladı ve İstanbul'a gönderdi. Alın dedi bu valinizi ne yapıyorsanız yapın. Sonra Ali Galip geldi arkasından. Onunla da silahlı bir mücadele yaşandı ama Ali Galip yakalanacakken kaçıyor dostlarım. Hatta bu manyak Irak'a kaçıyor. Çünkü o dönemde Irak'ta İngilizler var. Orada da İngilizlerden aldığı destekle beraber İstanbul'a geçecek. Sonuç Muhittin Paşa da Ali Galip de kongreyi engelleme çabalarında başarısız olacaklar. Mustafa Kemal özellikle Ali Galip olayına çok sinirlendi ve bu olaydan sonra temsil heyeti başkanı olarak bazı kararlar aldı. Şimdi biz beraber Mustafa Kemal'in temsil heyeti başkanı olarak hangi kararları aldığına bakacağız. Bizim için önemli olan bir tane karar var zaten. Bakalım. Birincisi diyor ki İstanbul ile tüm haberleşmeler kesilecek. Altını çizin en önemli karar budur çünkü.
Biz İstanbul'u 1453'te fethettik dostlarım. Bak kaç asır önce. Ve ilk defa İstanbul'la Anadolu'nun bağlantısı burada kesilmiş olacak. Böylece İstanbul hükümeti de, itiraf devletleri de Anadolu'da ne olduğundan haberleri yok. Bütün telefon, telgraf kablolarını kesiverdiler. Bunun dışında yapılacak tüm çalışmalarda Sivas'a bağlı kalınacak. Yani Sivas'ı milli mücadelenin merkezi haline getirdiler. Takılmanıza gerek yok. Ve diyor ki İstanbul hükümetinin Anadolu'ya atadığı vali ve komutanlar geri gönderilecek. Yani bunlara görev yaptırmayacağız. Şimdi Mustafa Kemal bu kararları alınca itiraf devletleri çok sinirlendiler. Çünkü itiraf devletleri Anadolu'dan haber alamaz oldular. Sonra yönlerini Damat Feride çevirdiler. Damat Feride dediler ki, birader biz senden bir şey istedik. Sivas Kongresi'ni engelle. Sen ne yaptın? Engelleyemedin. Engelleyemediğin gibi bir de üstüne ambargo yedin. Artık iletişim de yok. Dediler ki bu iş senin de olmuyor. Yani sen bu milli mücadeleyi engelleyemiyorsun. İşte bu mantıktan yola çıkarak adamlar Damat Feride istifa ettirdiler. Ve Damat Feride'nin yerine milli mücadeleye daha ılımlı yaklaşan Ali Rıza Paşa hükümetini kurdular. Çünkü Damat Ferit milli mücadeleye sert davranıyordu. Baktılar ki sert davranışa sert karşılık geliyor. En iyisi dediler böyle milli mücadeleye ılımlı yaklaşan birini getirelim ki yeniden iletişim kurmayı başarabiliriz ki işe de yarayacak itiraf devletleri açısından bakarsak. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi beraber şunu düşünelim. Burada Damat Ferit'in istifa ettirilip yerine Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulmasında Mustafa Kemal'in temsil heyeti başkanı olarak aldığı kararlar etkili mi? Bu istifanın yaşanmasında. Evet etkili. Eğer Mustafa Kemal iletişim yasağını getirmeseydi belki de Damat Feride'nin başına hiçbir şey gelmezdi. İşte dostlarım burada temsil heyetinin aldığı kararların Damat Feride'nin gönderilmesinde etkili olmasından dolayı biz bu durumu şöyle değerlendireceğiz. Bakın bu durum temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı ilk siyasi zaferidir. Hadi bunu yazalım o zaman. Bu durum İstanbul hükümeti, ah diyemedim pardon. Temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı ilk siyasi zaferidir. Evet, bu durum temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı ilk siyasi zaferidir dostlarım. ÖSYM bunu sordu. Dikkat edin sorusu gelir. Bir de şundan bahsedeceğim. Bunu TYT AYT'de sordu. Dedi ki, tam soruyu hatırlamaya çalışıyorum. Damat Feride'nin yani İstanbul hükümetinin Sivas Kongresi'ni engelleyememesi padişahı Vahdettin'i kastediyor. Aşağıdakilerden hangisini yapmaya zorlamıştır diye sordular. Seçeneklerde şöyle bir şey yazıyordu. Hükümet değişikliğinin yaşanması doğru mu? Doğru. Yani hiç Ali Rıza Paşa hükümeti ismini kullanmadan adam bunun sorusunu TYT AYT'de sordu. Burada sonuçta İtilaf Devletleri Vahdettin'e baskı yaptılar. Vahdettin de Damat Feride'yi gönderip Ali Rıza Paşa hükümetini kuracak. Yani hükümeti değiştirmek zorunda kalıyor Vahdettin. Sivas Kongresi'ni engelleyemedikleri için. Anlaştığımızı düşünüyorum burada. Muhtemelen bu cümleyi de yazmışsınızdır. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi dostlarım gelelim burada alınan kararlara. Şimdi biz Sivas Kongresi'nin kararlarından bahsediyorken öyle Amasya'da ve Erzurum'da olduğu gibi madde yorumu şeklinde ilerlemeyeceğiz. Direkt alınan kararları konuşarak ilerleyeceğiz. Birinci olarak bu önemlidir. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar burada aynen kabul edildi. Zaten Sivas Kongresi'nin amacı Erzurum'da alınan kararları tüm yurda mal etmekti. O yüzden bunu gerçekleştirecekler. Bu bir. İkincisi, altını çiziyorum. Anadolu'daki bütün cemiyetleri tabii yararlı olanlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Şimdi bunu bir toparlayalım. Eğer soru size doğudaki cemiyetler nerede tek bir çatı altında birleştirildi derse söyle bana. Doğudaki cemiyetler sesi bir açılmadı. Evet, Erzurum Kongresi'nde birleştirilecek. Eğer Anadolu'daki bütün yararlı cemiyetlerin birleşmesi derse o zaman da Sivas Kongresi'ne giderim. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleşecekler. Devam edelim. Biraz önce bahsettik. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Biraz önce konuştuğumuz için size sormayacağım. Dostlar, manda ve himaye ilk defa nerede reddedildi derse Erzurum Kongresi, kesin olarak nerede reddedildi derse o zaman da Sivas Kongresi'ni bileceğiz. Çevirelim sayfayı ve devam edelim.
Şimdi bak, bu da önemli. Altını çiziyorum. Temsil heyetinin üye sayısı artırıldı. Bu çok önemli değil. 9'dan 15'e çıkıyor. Ama daha da önemli olan yer şurası. Tüm yurdu temsil eder hale getirildi. Şimdi en başından tekrar toparlayacağız. Ben soracağım, siz söyleyeceksiniz. Bana söyleyin bakalım. Temsil heyetinin kurulma fikri ilk defa nerede ortaya atıldı derse. Temsil heyetinin kurulma fikri çok güzel. Amasya genelgesinde ortaya atıldı. Nerede kuruldu derse, nerede kurduk biz bunu? Erzurum Kongresi'nde kuruldu. Ama nasıl? Sadece Doğu illerini temsil ediyor. Nerede yetkileri genişletildi derse, o zaman da Sivas. Tüm yurdu temsil eder hale getirilecek. Güzel. Dostlar, biz burada Sivas Kongresi devam ederken İrade-i Milliye adıyla bir gazete yayınlayacağız. Bu gazetenin birçok önemli özelliği var. İleride bahsedeceğim. Burada sadece bir tanesini söyleyeceğim. İrade-i Milliye'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Milli mücadelenin ilk yayın organıdır. Bunu yazdınız dostlarım. Milli mücadelenin ilk yayın organıdır. O da neymiş? İrade-i Milliye gazetesi. Ki bu gelirse zaten ya bu cümle üzerinden gelecek ya da Sivas Kongresi'nde yayınlanan gazete diye gelecek. Devam ediyoruz. Bakın, temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atayacaklar. Şimdi Batı'da bizim bir düzenli ordumuz yok. O yüzden Kuvayi Milliye var. Onun başına gönderiliyor. Çok önemli değil. Şimdi beraber şunu düşünelim. Eğer temsil heyeti bir atama yaptıysa, temsil heyeti yasama, yürütme ve yargı. Bu üç yetkiden hangisini kullanmış olacak dostlarım? Atama yapmak yürütme yetkisidir, değil mi? Bunu şuradan biliyorsunuz. Mesela öğretmenler sizleri kim atayacak? Milli Eğitim Bakanlığı, değil mi? Mecliste hiçbir alakası yok. O zaman temsil heyeti burada ilk defa yürütme yetkisini kullanmış dostlarım. Yani bakanlar kurulu gibi hareket etmiş. Soru iki şekilde gelir. Birincisi, temsil heyeti ilk defa yürütme yetkisini nerede kullandı derse Sivas Kongresi ya da aşağıdaki olaylardan hangisi temsil heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullandığına kanıttır diye soracak. Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığı'na atanması temsil heyetinin yürütme yetkisini kullandığına bir kanıt oluşturur hocaları. O yüzden bu bilgiye dikkat edeceğiz. Evet, böylece Sivas'ta alınan kararların neler olduğunu öğrendiniz. Daha doğrusu neler yapıldığını öğrendik. Şimdi önemi diyeceğiz. Zaten iki tane maddesi var. Kolay, onlardan bahsederek gidelim. Şimdi birlikte şunu değerlendirelim. Erzurum Kongresi için dedik ki toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar yönünden ulusal. Şimdi aynısını Sivas için düşünüyorum. Sivas Kongresi toplanış bakımından ulusal bir kongre. Çünkü Mustafa Kemal Amasya'da duyururken Sivas'ta milli bir kongre toplanacak dedi. Ben orada ulusal olduğunu anlıyorum. Aldığı kararlara bakıyorum, ulusal. Faaliyetlerine bakıyorum, ulusal. O zaman Sivas Kongresi için diyebilirim ki her açıdan ulusal bir kongredir. Hadi birinci maddeye bunu yazalım. Her açıdan ulusal bir kongredir. Bu birinci özelliği. İkincisi de dostlarım, Mustafa Kemal'in 3 ilde 3 sözünü öğreneceksiniz dedim. Burada üçüncüsünden bahsedeceğiz. Şimdi Sivas Kongresi'nde en çok tartışılan konulardan bir tanesi neydi biliyor musunuz? Manda ve himaye. Sürekli Mustafa Kemal'in karşısına manda ve himayeyi getiriyorlar. Mustafa Kemal diyor ki ya milli mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Tamam paşam da başarısız olursak en azından bir manda ve himaye, hani bir alternatif. Mustafa Kemal en sonunda çok sinirlendi. Dedi ki alternatif falan yok. Biz dedi bir yola çıktık. Ya başarılı olacağız, vatanı işgalden kurtarıp bağımsızlığını sağlayacağız. Ya da bu uğurda hepimiz ölüp gideceğiz. Asla başka bir alternatif olmayacak. Bu mantıktan yola çıkarak ya istiklal ya ölüm sözünü Sivas Kongresi'nde söyleyecek. Bu çok güzel bir soru olur. Hadi yazalım. Ya istiklal ya ölüm sözünü burada söylemiştir. Şimdi ben buraya tam yazmamışım ama sağda solda ekleyebilirsiniz. Manda ve himayet konusu tartışılırken bu sözü söylediğini bilin. Belki bunun üzerinden sorabilirler. Tamam. Ya istiklal ya ölüm sözü Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal tarafından söylenecek. Manda ve himaye konusu tartışılırken gibi. Aynen öyle düşünebiliriz bunu. Şimdi dostlarım bir şey soracağım size. Aklıma geldi bir anda. Bu milli mücadelenin başlarında hazırlanan raporlar vardı. O raporlardan bir tanesi Doğu'da Türklerin haklı olduğunu ortaya koyan ilk rapordu. Doğu'da. Hangisiydi o ya?
Bir hatırlasanıza. Evet, göreyim şu tarih kasanları. Güzel. General Harvard raporu dostlarım. Neden General Harvard'ı hatırlattım size biliyor musunuz? Burada Sivas Kongresi devam ederken Mustafa Kemal General Harvard'la görüşecek dostlarım. Ne konuştular? ABD'nin manda ve himayesini Mustafa Kemal yani milli mücadeleciler kabul eder mi, etmez mi? Buradan aynen Harvard'dan aklınıza gelsin demiştim. Bunu tartıştılar ama Mustafa Kemal Harvard'a da dedi ki asla dedi biz manda ve himayeyi değerlendirmiyoruz. Ne ABD ne de bir başka ülke bizi ilgilendirmiyor. Hatta General Harvard Mustafa Kemal'den o kadar çok etkileniyor ki ona şunu söylüyor. Eğer diyor bir Türk olsaydım yani Anadolu'da yaşayan bir vatandaş olsaydım kesinlikle diyor milli mücadeleye katılır senin peşinden gelirdim diyecek Mustafa Kemal'e dostlarım. ÖSYM bunu sordu. Nerede görüştüğünü falan sormadı da şöyle sordu. General Harvard'la Mustafa Kemal aşağıdaki konulardan hangisini görüşmüştür diye sordu. Cevap da manda ve himaye idi. Bunu da sağına soluna ekleyebilirsiniz dostlarım. Evet, böylece Sivas Kongresi'nde neler yaşandığını, hangi kararların alındığını ve önemini beraber öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim Anadolu'da toplanan diğer kongrelere. Ben burayı biraz kısalttım. Geçen seneki nota göre seneye biraz daha kısaltacağım. Çünkü ÖSYM buradan doğru düzgün soru sormuyor. Böyle bir anda silip atamıyorum da vicdanımda. O yüzden kısala kısala gidiyor. Bakalım ne olacak. Şimdi bu kongreler çok önemli değil. Sadece bir iki tanesinden bahsederek ilerleyeceğiz. Bakalım neler olmuş. Bak önce Balıkesir'le başlıyorum. Başlamadan önce size cemiyetleri anlattım. Bana şunu hatırlatır mısınız? Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini düzenleyen hangi cemiyetti? Burada tarihten dolayı araya Nazilli giriyor da. Balıkesir ve Alaşehir'i düzenleyen, bunu hepiniz biliyorsunuz, altını çizdik. Hatta boşluktu. Dostlarım İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. Ya İzmir Reddi İlhak ya da İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Zaten İzmir Müdafaa-i Hukuk ismini İzmir Reddi İlhak olarak değiştiriyordu. Bu cemiyet sorusu olarak gelebilir. Bu yönüne dikkat edin. Şimdi dostlarım her iki kongreye de aynı adam başkanlık edecek. Hacı Muhittin Bey başkanlığında toplanacak. Ve belli yani adamlar batıda, Yunanlar batıyı işgal etmiş, burayı kurtarmaya çalışıyorlar. O yüzden her iki kongrede de bak Kuvayi Milliye'nin batı cephesinde oluşması da etkili oldu. Buraya bak batı cephesinin oluşması da etkili oldu. Yani her ikisi de Kuvayi Milliye'nin batıda desteklenmesi, kurulması, güçlenmesi gibi gibi konularda etkili olacaklar. Hatta hatırlıyor musunuz? İzmir Reddi İlhak Cemiyeti'ne de bu maddeyi yazdırdım size. Dedim ki Batı'da Kuvayi Milliye'nin kurulmasına etkili olmuştur. Çünkü Batı işgal edildi. Adamların öyle ya da böyle Kuvayi Milliye'ye destek olmaları gerekiyor. Balıkesir'de Alaşehir Kongresi de aynı kafada. Zaten başkanları da aynı. Arada kalan Nazilli Kongresi var. Ondan bahsedeceğim. Dostlarım ÖSYM Nazilli Kongresi'nin başkanını sordu. Çok eski bir sorudur ama tekrar gelebilir. Hemen yazmayın lütfen. Bakın buraya hatta ben şuraya karalayayım yukarıya yazarız. Celal Bayar başkanlık edecek. Fakat Celal Bayar'ın şöyle bir özelliği var. Bu adam eski İttihatçı. Ve adamı resim olarak bilmiyorlar ama yani şahsen tanımıyorlar ama Celal Bayar adının İttihatçı olduğunu çok iyi biliyor Anadolu halkı. Bu yüzden Celal Bayar dedi ki ya ben en iyisi ismimi değiştireyim. Eğer bu şekilde gidersem beni almazlar kongreye. Bu mantıktan yola çıkarak adam Galip Hoca takma adıyla Nazilli Kongresi'ne başkanlık yaptı. İşte ÖSYM'de bunu sordu. Celal Bayar Nazilli Kongresi'ne hangi isimle katılmıştır? Cevap Galip Hoca adıyla katılacak. Hadi şimdi bunu ilk maddeye beraber yazalım hocalarım. Şöyle yazıyoruz bir saniye. Evet, Celal Bayar Galip Hoca takma adıyla katılmıştır. Hatta başkanlığını yapıyor bunların. Katılmıştır desek yeterli. Evet, Nazilli Kongresi'nin en önemli özelliği o zaman buraya Celal Bayar'ın Galip Hoca adıyla katılmış olmasıdır dostlarım. Bunun dışında zaten Nazilli bak yine Batı ile alakalı Muğla'da bakıyorum aldıkları karara Kuvayi Milliye. Batı'da toplanan bütün kongrelerin ortak kararı zaten hep Kuvayi Milliye ile alakalı. Bir de bu üçünden hariç Afyon ve Pozantı'dan bahsedeceğim. Şu ikinci maddelerini beraber yazacağız dostlarım. Her ikisine de benzeri şeyleri yazacağız. Şimdi Afyon Kongresi TBMM'ye bağlılığını bildiren bir karar alıyor. Çok önemli değil. Baksanıza 2 Ağustos'ta toplanmış. Zaten 23 Nisan'da da meclis açılmıştı. O yüzden meclise bağlılıklarını bildirecekler.
Afyon Kongresi'ni bizim için önemli yapan bir diğer özelliği şudur dostlarım. Bunu beraber yazıyoruz. Mustafa Kemal katılmıştır. Dostlarım, Afyon Kongresi Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerden bir tanesidir. Bir diğer özelliği de burada yazalım. Batı Anadolu'da toplanan en son kongredir. Eğer soru size Batı Anadolu'da toplanan son kongre ya da Mustafa Kemal'in katıldığı kongre derse nereye gidiyorum? Afyon'a. Tam Mustafa Kemal'in katıldığı başka kongreler de var. En son hepsini toparlayacağız. Şimdi gelelim Pozantı'ya. Pozantı biliyorsunuz Adana'nın ilçesidir dostlarım. Şimdi Adana'da bunu Kurtuluş Savaşı'nda anlatacağım. Bazı kötü olaylar yaşanıyor. Kaç kaç olayı diye bir olay yaşanıyor. Bundan dolayı da Adana'da yaşayan Türkler Pozantı'ya kaçıyorlar. Hatta Adana'nın merkezini Pozantı'ya taşıyalım mı falan bu tartışmalar başlıyor. İşte o dönemde de Pozantı Kongresi düzenleniyor. Bu kongrenin bilmeniz gereken özelliklerinden birincisi şu dostlarım. Aynı Afyon'da olduğu gibi Mustafa Kemal katılmıştır. Hatta buraya Fevzi Çakmak'la beraber gelecek. Bundan ileride bahsedeceğim. Mustafa Kemal'in katıldığını yazdınız. Pozantı Kongresi'nin bir başka özelliği de onu da yazalım. Anadolu'da toplanan son kongredir. Ha, şimdi toparlayabiliriz. Eğer soru size Batı Anadolu'da toplanan son kongre derse Afyon'a gideceğim. Eğer Anadolu'da toplanan son kongre derse Pozantı'ya gideceğiz. Her ikisine de Mustafa Kemal katılmıştır dostlarım. Bir de şunu toparlayacağız. Şimdi bak bunu aslında öğrenciler kodluyor. İsterseniz yazabilirsiniz. Ben notta vardı çıkarttım onu. Dostlar Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler APSE diye kodlanır. Peki nerelere katıldı? Afyon, Pozantı, Sivas, Erzurum. Zaten Sivas ve Erzurum'u direkt yakalarsın. Burada bir problem yok. Afyon'la Pozantı'ya dikkat et. Bu APSE kodlaması çok benim hoşuma gitmiyor. O yüzden çıkarttım. Niye biliyor musunuz? Şu A harfi var ya, öğrenci bu A harfinden Amasya genelgesi ya da Amasya görüşmelerine gidiyor. Bu da biraz kafa karışıklığına neden oluyor. O yüzden isterseniz yazın, isterseniz yazmayın. Ama Afyon'la Pozantı'ya da Mustafa Kemal'in katıldığını bilin. Eğer APSE'yi kullanacaksanız da A harfine Afyon çok dikkat edin. Sakın Amasya'ya falan düşmeyin. Tamam. Anadolu'da toplanan diğer kongreler böyle dostlar. Nazilli Kongresi soruldu. Onun dışında hiçbiri gelmedi. O da Galip Hoca yani Celal Bayar üzerinden soruldu. Yazdıysanız bir artı koyun da devam edelim. Şu Afyon'la Pozantı'ya yazdıklarımızı. Siliyorum. Sildim gitti. Hadi bakalım öyle olsun. Şimdi dostlar gelelim Amasya görüşmelerine yani Amasya protokolüne. Önce biraz geriden alacağım. Hatırlayın biraz önce Damat Ferit Sivas Kongresi'ni engellemek için görevlendirildi. O da iki tane adam gönderdi. Peki engelleyebildi mi Sivas Kongresi'ni? Hayır. Engelleyemeyince de Damat Ferit'i istifa ettirdiler. Yerine de Ali Rıza Paşa hükümetini kurmuşlardı. Neden Ali Rıza Paşa? Çünkü milli mücadeleye ılımlı yaklaşıyor. Şimdi dostlarım Ali Rıza Paşa hükümeti kurulunca her ne kadar Anadolu ile İstanbul arasında iletişim yasağı olsa da Ali Rıza Paşa bir şekilde Mustafa Kemal'e haber gönderdi. Dedi ki Mustafa Kemal'e ben dedi sizinle görüşmek istiyorum. Yani milli mücadeleciler ne yapmaya çalışıyor, amacınız ne, biz ne yapabiliriz, en azından karşılıklı bir konuşalım. Mustafa Kemal de bunu duyunca hemen İstanbul'da olan iletişim yasağını kaldırdı. Yani tekrardan iletişim başladı. Ve Ali Rıza Paşa'ya haber gönderdi. Dedi ki eğer bu görüşmeler Anadolu'da bir yerde olacaksa ve sizin resmi davetiyenizle yani teklifinizle olacaksa olur dedi görüşelim benim için problem yok. Ali Rıza Paşa bunu duyunca hemen resmi bir davetiye yani teklif göndereceği ve bu görüşmelerin Amasya'da yapılmasına karar verecekler. O yüzden Amasya görüşmeleri diye geçiyor. Birinci olarak ÖSYM şunu soracak, buna dikkat etmen gerekiyor. Dostlarım Amasya görüşmeleri hangi İstanbul hükümeti zamanında yapıldı derse Ali Rıza Paşa hükümeti. Tamam, bak bunlara çok dikkat et, hükümetlerden soru soruyorlar. Bu bir. Şimdi devam edelim. Bu görüşmelere kimler katıldı? ÖSYM'nin ikinci sorusu da bu, onları konuşacağız. Temsil heyeti adına kimler geldi? İstanbul hükümeti adına kim geldi? Önce bunları bir yazalım, sonra üzerine konuşacağız. Dostlarım, temsil heyeti adına birinci adamımız tabii ki de Mustafa Kemal. Önce bir kendisi gelsin. Mustafa Kemal'in dışında bir başka adamımız Rauf Orbay. Bir de dostlarım Bekir Sami.
Bekir Sami ileride bizim için önemli bir karakter haline gelecek, bahsedeceğim. İstanbul Hükümeti adına Amasya görüşmelerine katılan ise Bahriye Nazırı Salih Paşa'dır dostlarım. Yani Ali Rıza Paşa, hükümet başkanı, başbakan gibi düşün. Kendisi gelmemiş, kendi yerine vekaleten Bahriye Denizcilik Bakanı olan Salih Paşa'yı göndermiş. ÖSYM iki tarafı da soruyor. Burada şuna dikkat et. Bak, Amasya görüşmeleri hangi İstanbul hükümetinde derse Ali Rıza Paşa hükümeti, ama İstanbul hükümeti adına kim katıldı derse Salih Paşa. Tamam, iki adam var burada. İkisi de soru olarak gelir, dikkat edin. Tabii temsil heyeti de gelebilir. Şimdi bu adamlar Amasya'da yan yana geldiler. Burada beş tane farklı protokol imzaladılar. O yüzden Amasya protokolü diye geçiyor. Bu protokollerde 20 tane kadar 20'ye kadar karar var. Ama hepsini bilmenize gerek yok. Sadece bir tanesine takılmanız gerekiyor. Onu da biraz sonra anlatacağım zaten. Eğer yazdıysanız devam ediyorum dostlarım. İsimleri muhtemelen yazmışsınızdır. Şimdi dostlar, Amasya'ya geldiler. Bir tarafta Salih Paşa, bir tarafta Mustafa Kemal görüşüldü. Protokoller imzalandı. Beş tane farklı. Her şey tamam. Şimdi burada Salih Paşa'nın bazı kararlar almış olması hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Salih Paşa bir elçi. Esas kimin kabul etmesi lazım? Ali Rıza Paşa'nın. Bu yüzden Salih Paşa burada Mustafa Kemal'in yanından ayrılırken Mustafa Kemal'e şunu söyledi. Paşam dedi, sana söz veriyorum. Ben dedi şimdi İstanbul'a gideceğim. İstanbul'a gidince de burada aldığımız bütün kararları Ali Rıza Paşa hükümetine onaylatacağım. Hatta dedi sana sözüm olsun. Eğer başaramazsam, yani bu kararları onaylatamazsam istifa edeceğim. Ben de gelip milli mücadeleye katılacağım. Senin yanında yer alacağım. Mustafa Kemal Salih Paşa'nın bu kararlılığını görünce tamam Salih dedi süper, hani sen bunları halledersen çok iyi olacak bizim için. Tamam dedi Salih Paşa da, Amasya görüşmeleri bitti, ayrıldılar. Salih Paşa İstanbul'a geri döndü, Mustafa Kemal de Sivas'a geri döndü. Dostlar, Salih Paşa İstanbul'a gider. Burada alınan 20 tane karardan sadece bir tanesini onaylatabildi. O da Mebusan Meclisi'nin açılmasıdır. Bunun dışında hiçbir kararı onaylatamadı. Peki istifa etti mi? Hayır, istifa da etmedi. Bir karar bir karardır dedi herhalde muhtemelen. Adam istifa etmekten vazgeçiyor. O zaman Amasya görüşmeleri denildiğinde burada alınan en önemli karar neymiş? Mebusan Meclisi'nin açılması. Bununla ilgili neler yaşanacak onu birazdan anlatacağım. Şimdi beraber önce şu Amasya görüşmelerinin sonuçlarını konuşalım. Üç tane önemli sonucu var. Bunlar soru olarak geliyor. O yüzden boşluk bıraktım. Beraber dolduracağız. Şimdi birlikte şunu düşünelim. Eğer bu görüşmeler resmi olarak gerçekleştiyse ben şu ifadeyi kullanabilir miyim? İstanbul hükümeti ilk defa resmen temsil heyetini tanımıştır. Değil mi? Çünkü resmi bir davetiyle beraber geliyor. Bu da resmen tanıdığını gösterir. Birinci gelen soru kalıbınız bu dostlarım. Hadi bunu birinci sonuca yazalım. İstanbul hükümeti ilk defa resmen temsil heyetini tanımıştır. Bu bir. Peki şunu düşünelim. Dostlar, bu olay, yani temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından tanınması, temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı bir başarısı mıdır? Kesinlikle bir başarıdır, değil mi? Yani koca hükümet seni muhatap almaya başlamış. Peki kaçıncı başarısı bu? İkinci başarı. Peki birinci neydi? Hatırlatır mısınız bana onu? Birinci başarısı ise damat Ferid'in istifa ettirilmesidir dostlarım. Biraz önce yazmıştık. İkinci başarıyı da öğrendik. O zaman yazalım. Bu durum demeyelim. Direkt başlayalım. Temsil heyetini İstanbul hükümetine karşı ikinci siyasi zaferidir. Evet, Amasya görüşmeleri temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı ikinci zaferiymiş. Çünkü tanınmasını sağladı. Şimdi normalde İstanbul hükümetiyle temsil heyeti asla geçinemezler. Beraber yaptıkları hiçbir şey yok. Ama burada Mebusan Meclisi'nin açılması kararı alınmış. O zaman ben şunu anlıyorum. Mebusan Meclisi'nin açılması için İstanbul hükümeti de çabalayacak, temsil heyeti de çabalayacak. O zaman ben diyebilirim ki İstanbul hükümeti ve temsil heyeti ilk defa birlikte hareket etmişlerdir. Üçüncüye de bunu yazıyoruz. İstanbul hükümeti ve temsil heyeti
İlk defa birlikte hareket etmişlerdir. Evet. Böylece Amasya görüşmelerinin ne ifade ettiğini öğrendiniz. İstanbul hükümetinin temsiliyetinin tanıması soruldu, tekrar gelir. Bu durum temsiliyetinin İstanbul hükümetine karşı ikinci zaferidir dedik, görüşmelerin olmuş olması ve ilk defa beraber hareket ettiler. Şimdi biraz olayı tekrar geriye alalım. Hatırla, Mustafa Kemal ile Salih Paşa görüştüler. Görüşme bitti. Sonra Salih Paşa ne dedi? Ben dedi İstanbul'a gideceğim. Bütün kararları onaylatacağım. Şöyle olacak, böyle olacak. Mustafa Kemal de tamam dedi. Sivas'a döndü. Mustafa Kemal Sivas'a geri dönünce bir genel olarak durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Sivas komutanlar toplantısını yapıyor. Tam Mustafa Kemal toplantıya başladı. Etrafında milli mücadeleci komutanlar var. Oradan buradan konuşuyorlar işte ne yapabiliriz falan. Bu diyalog devam ederken pat diye kapı çaldı. Mustafa Kemal'e dediler ki paşam telgraf var. Getir evladım dedi. Açtı telgrafı şu yazıyor. Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanması kararı onaylanmıştır. Yani Mustafa Kemal Mebusan Meclisi'nin açılacağı kararının onaylandığını Sivas komutanlar toplantısında öğrendi. Zaten başka da onaylanan karar yok demişti. Fakat şöyle bir olay var. Bakın Mustafa Kemal burada Salih Paşa'ya şunu söylemişti. Evet, Mebusan Meclisi toplansın ama Anadolu'da bir yerde toplansın. İstanbul'da değil. Salih Paşa da tamam demişti. Fakat Salih Paşa İstanbul'a gidince Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanma kararını onaylatabiliyor. Yani Anadolu'da bir yerde açılmasına izin vermiyorlar. Durum böyle olunca Mustafa Kemal de bunu öğrendi tabii İstanbul'da toplanacağını. Şunu düşündü. Eğer dedi meclis İstanbul'da açılırsa ben Sivas'tan İstanbul'daki meclisi kontrol edemem. O yüzden dedi temsil heyetinin başka bir yere taşınması lazım. Nereye gidelim, nereye gidelim derken Ankara'ya gitmek kararını alacaklar. Yani temsil heyetinin Ankara'ya taşınması kararı nerede alınmış? Sivas komutanlar toplantısında. Bu da çok güzel bir soru olur. O zaman Sivas komutanlar toplantısının ikinci maddesine hadi beraber bunu yazalım. Temsil heyetinin İstanbul yani temsil heyetinin Ankara'ya taşınması kararı alınmıştır. Evet, böylece temsil heyetinin Ankara'ya taşınma kararının da Sivas komutanlar toplantısında alındığını öğrendik. Bu gerçekten de çok güzel bir soru olur. Bu bilgiye dikkat edin. Şimdi dostlar, o zaman temsil heyetinin Ankara'ya gelişi diyelim. Bu kararı da zaten komutanlar toplantısında almıştık. Ankara'ya doğru ilerleyelim. Yazmışsınızdır diye düşünerek sildim. Şimdi gelelim buraya. Neden Ankara'ya geldi? Bunu artık biliyorsunuz. Mustafa Kemal'in amacı Mebusan Meclisi'ni yakından takip etmek. Peki neden Ankara? Yani niye Kayseri değil, Eskişehir değil, Çanakkale değil, Balıkesir değil de Ankara? ÖSYM bunu sorabilir. Hadi beraber bakalım. Zaten yorum yapabileceğiniz kolay şeyler. Bak birinci etken Ankara'nın Anadolu'nun merkezinde yer alması. Burada merkez derken şunu kastetmiyor. İşte Anadolu haritasında parmağımı böyle ortaya dayadım. Aha da Ankara. Hadi Ankara'ya gidiyoruz. Hayır tabii ki de. Dostlarım Ankara o dönemde Anadolu'daki telgraf hatlarının merkezinde bulunuyor. Bu bir. İkincisi ulaşım. Yani o dönemde Ankara Anadolu'daki ticaret yollarının merkezinde bulunuyor. Hem ulaşım hem iletişim açısından merkezi bir noktada. Buradan yola çıkarak adamlar Ankara'ya gidecekler dostlarım. Bu bir. Bunun dışında Ankara'nın işgal edilmemiş olması yani güvenilir. Ankara halkının milli mücadeleyi desteklemesi yani güvenli bir şehir. En önemlisi bunun altını çiz 20. Kolordu'nun Ankara'da bulunması. Şimdi dostlarım 20. Kolordu'nun komutanı kim? Bunu bilmeniz gerekiyor. O yüzden cümlenin sonuna parantez içinde yazıyorum. Ali Fuat Paşa. Yani Ali Fuat Cebesoy'dur dostlarım. Cebesoy diyelim biz direkt. Hiç. Evet dostlarım Ali Fuat Cebesoy 20. Kolordu'nun komutanıdır ve milli mücadeleyi destekler. Yani Ankara'da eğer milli mücadeleye temsil heyetine karşı bir saldırı olursa Ali Fuat Paşa koruyacaktır. Şey fark ettiniz değil mi? Bak Mondros'a göre Osmanlı orduları dağıtıldı. Ama iki tane ordu dağılmadı. Ha, kimler onlar? Bak biri bu. 20. Kolordu Ankara'daymış ve Ali Fuat Cebesoy orduyu dağıtmamış. Bir tane daha var. Daha önce bahsettim bundan. Bize yardım eden o da 15. Kolordu. Kazım Karabekir'in ordusu.
Hatırladınız. Erzurum Kongresi'nin Erzurum'da yapılmasında etkili oluyordu. Böyle bir soru gelebilir. Osmanlı'da Mondros'a göre ordular evet dağıtılmıştır ama iki tanesi milli mücadeleyi destekler dağıtılmaz. Biri 16. şey özür dilerim 15. kolordu, diğeri de 20. kolordu. Bu sebepler çerçevesinde Mustafa Kemal Ankara'ya gelip, nerede o? Ziraat Mektebi'ne yerleşecekler dostlarım. Artık milli mücadelenin yeni merkezi Ankara olacak. Bir daha da değiştirmeyeceğiz zaten burayı biliyorsunuz. En sonunda burayı başkent ilan edeceğiz. Devam edelim. Şunu şöyle yapalım. Heh. Şimdi gelelim Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasına. Burada bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Çünkü başlarsam duramayacağım. Zaten 43 dakika olmuş.